Ayşegül. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Aniden evden çıkıp Taksim'e gidiyorum. Kahve içeceğim. Kahve içeceksin. Peki az önce seni göremedik. Nereye gittin? Nereye? Hava aldım geldim. Neden? Çünkü bazı şeyler beni kırıyor. Mesela. Gel buraya gel. Hayır anlatmayacağım. Bazı şeyler beni kırıyor. Ama ve neye kırıldığını öğrenmek hiçbir istiyorum. Zaman anlatmayacağım bir şey. Neden kırıldı? Anlatma gereği duymuyorum. Anlatıp önem taşınmasını istemiyorum ayrıca da. Peki. Ben sormayayım. Siz öğrenin. Hayır, hayır. Hiçbir şekilde anlatmayayım. Peki. O zaman nereye gittiğinle ilgili kıyafet yorumu alalım. Özlem. Öncelikle Ayşegül'ün yüzü çok güzel ve saçları muhteşem güzel doğal olduğu için. Biraz koyu giyinmiş. Artık biraz renk olsa iyiydi. Ama ben beğendim. Güzel. Yani gayet güzel. Esasında yüzüne bir gülümseme atsa, şakadan bile olsa çok daha güzel olacak. Yani bir gülebilse, çünkü Ayşegül şöyle bir şey seninle paylaşayım. Hani abla olarak. Ağlamak pasif direniştir. Gülmek, Özlem neden konuşurken gülmek aktif sürekli jüriye bakıyorsun? Sen gülmeyi... Neden konuşurken sürekli jüriye bakıyorsun? Ay sana da bakıyorum. Sana bakıyorum. Geniş bakıyorum. Hayır anlamıyorum. Sürekli bir jüriye bakıyorsun konuşurken. Ayrıca ben oyuncu değilim. Maalesef ağlarken bir anda gülemiyorum. Neyse öğrenirsin zamanla. Yok öğrenemem. Diyorum ki Ayşegül'cüm. Gülmek aktif direniştir. Ben güleceğim yerleri de biliyorum. Direniştir. Ağlayacağım yerlerde de ağlıyorum. Yüzüne bir gülümseme as. O yalan bir gülümsemeye sen bile inanırsın. Akıl verme bana. Efendim? Bana akıl verme. Peki. Sen bilirsin. Senin aklına ihtiyacım yok. Peki sen bilirsin. Tamam madem öyle diyorsun ben de daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Bu şekilde konuşan birine daha fazla evet, nefes tüketmek bence gereksiz. Ezgi. Yani güzel gözüküyor gayet güzel gözüküyor. Ben beğendim üstündeki her parçayı beğendim yani gayet güzel gözüküyor. Tabii morali yüksek olduğunda daha güzel gözüküyor. Ama bir şeyler canın sıkmış Ayşegül'ün. Bilmiyorum ben de yani. Helen var mı? Hiçbir fikrim yok benim. Peki. Tuğçe. Yani ben tahmin ediyorum ama tabii ki kendisini söylemesini tercih ederim. Konuşmak istemem. Bilmiyorum yani. Emin değilim. Kıyafetine gelince de siyah deri detayları kullanmışsın. Kemerin çok güzel yani. Paltonuna çok yakıştığını düşünüyorum. Ben kemer de çok seviyorum. Sende de çok yakışmış. Belki botların biraz daha kısa olabilirdi. Boyunu kesmiş gibi. Onun haricinde güzel gözüküyorsun. Bu ruj da sana çok yakışıyor. Teşekkürler. Son olarak Nur'dan alalım. Güzel olmuş, güzel gözüküyorsun. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin jürinin karşısına. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Ne oldu, niye ağladın? Bir şey yok. Ama bugün dikkatimi çekti, sen orada çok morali bozuk oturuyorsun. Önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil. Arkadaşlarınla mı? Hayır. Neyle ilgili? Genel olarak bir şeyler beni kırıyor burada. Ama anlatmak istemiyorum. Ya ne kırıyor seni? Anlatmak istemiyorum lütfen. Bizle ilgili bir şey değil herhalde. Genel anlamda. Allah Allah. Dünden beri ne oldu buraya? Bu stüdyo nazara geliyor ya. Ne oluyor böyle? Bak ne kadar güzel. Şu an bütün... Yolda yürüyemiyorsunuz. Herkes sizi tanıyor. Ben öyle şeylerden mutlu olan ya da bunları kafaya takan bir insan değilim. Öyle biri olsaydım burada en çok eleştiriyi Ayşenur değil ben alıyordum. Ama bunu hiçbir zaman burada dile getirmedim. Yani öyle bir şey hiçbir şekilde yok. Tanınma... Ama sana daha sıra gelmemişti. Ben burada çok adilce konuşuyorum bakın. Yani bugün, dün ve bugün ben burada adilce konuştuğumu hepimiz öyle tahmin ediyorum. Çünkü artık bu olayların seyri böyle biraz değişti. Tabii hepinizin de bir sabrı, bir onuru, bir gururu var ve bir ailesi var her şeyden önce, değil mi? Bir aileniz var. Ne oldu acaba? Efendim? Ne oldu acaba? Bu benim tahminim yani. Beni yanılmış olabilirim. Bu sosyal medyadaki olaylar değil mi seni? Hayır, beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Beni o aferin o zaman. Bozmuyor da.
Yani öyle olsaydı ben bunu geçtiğimiz haftada, sadece buradaki bazı şeyler beni gerçekten kırıyor. Ama ben bunları açıklama gereği duyup ne burada sen saygısızsın, bizi sorguluyorsun tepkisi almak istiyorum. Ne de rahatsız olduğum kişilerin burada prim yapmasını istemiyorum. Daha fazla bununla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmayacağım. Ama gerçekten kırılıyorum. Çünkü ben yapmacık değilim ve bazı şeyleri içime attığım sürece böyle patlama yapıyor. Ama daha fazla konuşmayacağım. Ha, şuradan şu çıkıyor. Diyorsun ki ben oynamıyorum. Oynamadığım için, yani doğruları söylediğim için oynayan kişiler var diyorsun bence herhalde. Ben bunu en başından beri söylüyorum. Hayır, şu anki ağlama sebebim, evet buradaki bazı şeyler beni kırıyor. Ama bunların sebebini açıkladıkça hem bu size karşı siz beni saygısız, bizi eleştirme gibilerinden eleştireceksiniz. Hem arka taraftaki eleştirdiğim ya da rahatsız olduğum kişi veya kişiler prim yapacak. Ve ben daha fazla bunu yaşatmamak için bundan sonra böyle davranacağım. O senin tercihin. Evet. Ona bir lafım yok ama hepiniz bir çil yavrusu gibi dağıldınız değil mi arkada? Bir koloni halinde gidiyordunuz, bir samimiyet vardı. Zaman yaklaştıkça artık tehlike çanları çalmaya başladı. Herkes herkes yarışıyor burada yani. Bugün hepinizde bir karamsarlık var. Senle Ezgi hemen hemen bir tişört farkınız var. Sen siyah, o kemik rengi giymiş. Sanki sözleşmişsiniz. Mutsuz bir haliniz var. Niye böyle? Ya şimdi bugün çok karanlıksın. İçine bir atlet bir şey giyseydin, açık renkte falan, daha iyi olacaktı. Çantana bakayım. Neyse, kıyafetin önce senin tabii ki durumun, sen böyle bir kız değildin, sesin gitmiş, konuşman gitmiş, gözün oynamıyor, kaşın oynamıyor. Meydanı başkalarına bıraktım diyelim, artık oynamayacağım. Çünkü demek ki bizim yanımızda olunmuyor, ben bunu anladım bugün ve daha fazla da konuşmayacağım lütfen. Ya Ayşegül, ben seni ağlaman için bunları söylemiyorum. Kaşı gözü oynayanlar kim acaba bilmiyorum. Tamam artık yeter yani, burama kadar geldi. Susuyorum ama artık yeter yani, dayanamıyorum. Biz burada eziliyoruz ya, bunun kimse farkında değil yani. Ne demek ki? Sen benim söylememe sen karışamazsın işte, bakın, ki. Bakın bunu söylememek için susuyorum. Hayır, yani durum bizden bir üstünlüğü yok. Ben en başından beri bunu söylemeye çalışıyorum. Bir dakika sus önce sen bakayım. Ben Nur'a dedim ki, ben Nur hepinizi takip ediyorum. Nur buraya başladığında. Ama iki gündür bir üstünlüğü var bizden. Ben bunu çözemiyorum. Eleme günü de buraya geldi, sizi iki kere öptü ve Kemal Bey gözüyle gönderdi onu. Ben buna şahit oldum. Böyle yapıp git dedi. Ben şahit oldum buna ve başka kişiler Tuğçe görmüş müydün? Gördü. Böyle bir şey olamaz yani. Kendini bizden üstün gördüğünü yapım dışındaki davranışlarıyla da belli ediyor ve ben haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Şimdi bir dakika, şimdi ben bugün yani bugün Instagram'ında 40 küsür... Hayır, bunu Instagram olarak başlattım ama... Bir dakika, ben size hesap falan vermeyeceğim. Neyin son şeyini soruyorsunuz bana? Ben ona da diyorum, kızıyorum ona... Ben Nur'a ne kadar kızdım, kızmadım, olmadı mı? Oldu ne tabii. Kadar kızdım, darıldı gitti, sonra af diledi. Evet, çok takipçisi var. Ondan mı rahatsız oluyorsun? Bir iki gündür Nur'un üstünde bir şey var, ben onu anlamaya çalışıyorum. Hep seni alttan aldı. Bugüne kadar hep Ayşegül'ü dinledi. Yok, alttan almak değil. Bahçelerin farkındaydı erkek. Jüri üyelerine, hatta jüri üyelerine bile bir sürü laflar söyledin. Ama senin hep espritüelliğine verildi. Hep alttan alındın. Bugün hala aynı davrandığın Nur'un halde söylediği, bunları alıyorsun. Evet, Instagram'da çok takipçisi var. Bunun dediğini şey falan hazmedemedin. Buraya oturmadan önce siz saygısızlık yapmayın. Ama belli zaten ama. Buraya oturmadan oldun. Önce Tuğçe'nin yanına oturmak istemiyorum diyor. Padişahın torunu mu? Ben onu merak ediyorum. Hayır. Oralarını bil bir dakika. Orası beni... Gizem'e bağırdınız biraz önce. Aynı şey Nur Hanım, lütfen yani. Ben burada haksızlığa uğruyorum demek ki. Ay inanamıyorum ben. Sen bak, ben seni buralarda o kadar çok korudum ki. Korumadın mı kızlar? Hep dedim ki o kızın kalbi kötü kalpli bir kız değil dedim. Birazcık doğruları konu, sesli düşünen, bangır bangır söylemedim mi? Allah aşkına söyleyin. Söyledim. En aran kötü olduğun Nur. Nur söylemedin mi defalarca? Söylediniz Nur Hanım. Oraya çıktım, ben de söyledim. Burada onun kalbinin kötü olduğuna inanmıyorum. Hırsına yeniliyor. Evet, evet. Zaten şu anda da hırsından dolayı ağlıyor. Sen kötü bir kız. Yedirememiş. Ayrıca çok iyi bir aile kızı olduğunu da biliyoruz yani.
Sen terbiyeli ama sen burada bir gaz, kendi kendini bir gaza getirdin. Kendi kendime gaza getirmedim. Çok ayıp ya Ayşegül, gerçekten ayıp ediyorsun ama artık yeter. Ayıp edilen biri varsa o da biziz o zaman. Ben de daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Biraz lütfen insanlar o zaman buradaki davranışları görsün. Nur'un burada bir üstünlüğü yok. Yapın, ben Nur'a ilk günden bunları iki defa, aralıklarla iki defa söylemiş biriyim. Söylemedim mi? Söylemedim mi Nur? Siz birçok yorumu yaptınız bana karşı. Ona o kadar tamam, çok yorum... Tamam, ben artık bu konu hakkında prim vermeyeceğim. Ama sen neyi sorguluyorsun Ayşegül? Şu an haddini bilmiyorsun sen. Kusura bakma. Ama bir daha bana Nur, gerçekten sen o... Bak yine yapana... Nur diyorsun. Ayşegül, hayır, müsaade eder misin? Jürinin karşısında özellikle müdahale ediyor. Yine Nur diyor ya. Dinler misin? Kızım bak, bu Nur sende bir idefix yapmış o zaman. Sen de Nur... Kıskanıyorum. Oraya getiriyorsunuz konuyu da, kıskanıyorum. Sen durup durup Nur diyorsun. Hayır, sen şu an biz seninle konuşuyoruz. Senin sisteminde bize. Nur'u niye katıyorsun? Nur'u ben iki kere kızı veya bir başkasını, hepsini Gizem'e, Gizem konuş kızım. Hepsine konuştum. Kimse karşıma papuç gibi gelmedi. Geldi Nur bile burada bana. Bak bugün Ayşenur bile bana... dün Ayşenur'la da bir olay oldu. Kimse senin gibi böyle hesap sormadı bana ya. Bu kadar beni üzme düşünceyle kendine baksan belki bu duruma gelmeyeceksin. Ayşegül, herkese iyi giymiş ve gelmiş bu podyumda biz yıldız veriyoruz. Kaç kere Nur'da yıldız vermedik, iyi giymedi. Kaç kere? Hakikaten tarzın yoktu. Son iki gün yani sponsor mu giyiyor, kim de giydiriyor bilmiyoruz. Ama güzel geliyor karşımıza. Yani tarz oldu bir şeyde biz tarz olmayan demememesi lazım. Başka olaya bana dolayı. Ben İvanacığım, Nur'a kaç kere ne dedim kızın, senin üst bedenin yukarıda, bilmem neyin aşağıda, bunu gibi demedim mi kızlar? Olmayabilir ama bizim burada tarz yarışıyoruz. Takipçiler değil. Tarz yarışıyoruz. O kadar basit. Sen bu kadar takma. Takmamalısın. Hiç kimse takmaması gerekiyor. Herkes kendine göre bu yarışmaya dahil olmaya çalışması gerekiyor. Benim jetonum yeni düştü. Kemal bir söylesene bir şey. Yok ben yeminle bıktım. Yani gerçekten bıktım. Senin bizimle ilgili problemlerini burada böyle hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlatmaya hakkın yok Ayşegül. Yok efendim Nur gelmiş de Nur'u öpmüş de oradan geçerken de ben ona gülücük atmışım da filan. Ben buradan geçen herkesle göz göze geldiğim herkesle gülümsüyorum. Öyle bir şey söylemedim ki. Söyledin. Hayır, eleme günü, eleme tamam, oldu. Tamam evet, bunu söyledin. Nur Hanım öptü. Buradan geçerken de ben Nur'un tacını beğendim. Hayır, gülümsemediniz. Buradan git diyerek işaret ettiniz onları. Tuğçe ile biz... Ben git dedim, oraya dön arkadaşlarının evet, yanına evet, dön anladınız dedim. Anladınız mı? Oradan bir yol bulmaya çalışıyor. Benim anlatmak istediğim bu hep doğru. Sen anlamadığın şeyleri kendi hayal dünyanda köpürtme Ayşegül'cüğüm. Oyunda ilerlemeye teşekkür ediyorum. Beni sanırım çok göreceksiniz daha burada. Öyle bir dünya yok. O burada duruyordu, ben arkadaşlarının yanına evet, git dedim. Evet işte siz doğru olanı yaptınız ama oradan yüz bulmaya çalışıyor. Benim anlatmak istediğim bunu herkes anladı. Ben ki Nur'u yeri geldiğinde en sert dille eleştirmiş tamam, bir insanım. Ben sizin yaptığınız şeyi eleştirmedim. Diyorum ki yani Nur ben oradan... Ben yüz veriyorum Nur'a demek oradan istiyor. Oradan bir yüz bulmaya çalıştı ve siz onu oradan gönderdiniz. Ben bu şımarıklığın hayır, nereden geldi? Hayır Nur'u ben çağırdım. Çünkü kafasındaki tacı... İki kere tacı... çağırmadınız. Ben onu çağırmadım. O kendi buraya. Hayal dünyasında her zamanki gibi üretip yapma oynamaya ama, devam şey ediyor. Gör. Bence hiç karşılık ya ben onun yani. Tacını pardon. Beğendim. Nur bakabilir miyim tacına şey dedim. Şey kız da geldi bana tacına hatta ben, resim ben çektik. Çağırdı evet. Hediye edebilirim size dedin nezaket olarak. Ben de çok teşekkür ederim dedim. Verdim yani mesele bu. Ben de arkadaşlarının arasına dön dedim. Evet. Problem mi var bunda? Ben meraklıyım. Neden baktım. Bu kadar Nur'a taktın? Neden? Gerçekten sevmeyebilirsin, tarzı sevmeyebilirsin. Her türlü şey olabilir ama takma artık sinsiliği yani. Sinsiliği kabul edemiyorum diyelim. Ben sinsi insanları tahammül edemiyorum. Evet o bak, da sinsi bu yine kadar. Yine başa geliyorsun, başa dönüyorsun. Başa gelmiyorum. Bakın şu an onu yüceltiyorsunuz. Şimdi ben iftira mı atayım? Nur'u ben çağırmadım, geldi mi diyeyim? İki kere geldi Nur Hanım. Ama ben çağırdım kızı ya, günahtır, ayıptır. Ayşegül, şey iftira atmayın. Ay bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ay var ya. Senin bunu
sorgulama hakkı yani birbirini çağırabilir. Sorgulamaya hakkın yok ki. Kararları alalım bu arada. Yorum yapacak mısın? Yorum. Hiçbir şey yapmadık. Yani ben hakikaten anlamıyorum. Yani yer bambaşka bir yerde. Yani zaten bugün de kötü giymiş moral bozukluğundan. Yıldız'ı alamıyorsun benden. Kötü giymişsin. Benden de tarzını sevemedim. Yani asla Ezgi'yle şey değil. Ezgi'yle aynı. Bu konularında hiçbir şey yok. Etkilenmedim ben. Ben şu anda seni fiziksel olarak yani şey vücudu tanımadın. Bu kombine yaparak onu gösterdin şu anda. Bu kadar. Demek ki tarzını beğenmedin bugün. Kemal. Öf. Tarz değil. Ayşegül'cüğüm yerine geçebilirsin. Haftanın başından beri Nur'a farklı davranıldığını farkındaydım. Aslında Nur bence halktan olumlu tepki alıyor diye biraz da Nur'a bu şekilde davranıldığını düşünüyorum. Ve bize haksızlık, özellikle de kendime haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Aslında bunu hiçbir şekilde paylaşmak ya da jüriyle bunun görüşmesini yapmak istememiştim. Ama biliyordum çünkü yanlış anlaşılacağımı ve tepki çekeceğim. Sen bizi sorgulayamazsın olayına geleceğini bildiğim için bunu hiç dile getirmek istemedim. Ama mecbur kaldım. Nur Hanım konuşturdu beni bir şekilde ve sonra yine tam da yanlış anlaşıldım. Yani aklımdan geçen söylemek istemediğim, söyleyip yani bu olacak dediğim şey oldu tam da. Bu durumdan rahatsız mıyım, rahatsız değilim, en azından neye kırıldığımı bilsinler istiyorum. Bundan sonraki tavırlarım da değişmeyecek. Benim hiçbir zaman değişen bir tavrım yoktu zaten. Yine Ayşe'lerin arkasında duracağım. Nur'a farklı davranıldığını düşünüyorum. Şu an birazcık Nur'un yani tabiri caizse hani daha ön plana çıktığı için de çıkarılmaya çalıştığını düşünüyorum. Daha ön plana çıkarılmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu tarz benim de sırada Gizem Güler var. Hoş geldin Gizem. Hoş buldum. Bir an göremedim şuradan gidiyorum. Viraj alamayıp. Alamadım. Hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Hoş buldum. Şimdi benim bir kütüphanem var. Hı. Çok büyük değil ama ortaokuldan talebeler ziyarete gelecekler. Hı. İşte gezi gibi bir şey. Biz çok yapardık çünkü. Ziyarete gelecekler. Ben de işte hani onlara... Okuduğun kitapları hediye mi ediyorsun? Ne yapıyorsun? Okuduğum değil de hani kütüphaneden kitap okuma gerektiğini biraz bilgi vereceğim. Hangi yaşta hani nasıl olur? Biraz bilgi vereceğim, onları gezdireceğim. Sen kütüphanede çalışıyorsun. Hayır, kütüphane benim. Senin kütüphane benim. Sahibisin. Evet. Öğretmenleriyle beraber talebeler kütüphaneye hani gezi amaçlı gelecekler. Keşke böyle bireysel kütüphane girişimleri olsa. Ben çok çok şeyler istiyorum ama biraz zaman lazım. Ve çok çok güzel düşüncelerim var onlar için ama... Biraz çocuklar zaman. Da ziyarete geldiler ve sen evet. De onlara okumanın ne kadar iyi bir şey olduğunu ve bildiğim en iyi kitap kadarıyla. Arkadaştır tadında evet. Onlarla vakit geçireceksin. Bize çok yapardı öğretmenlerimiz ne çünkü güzel. Çok gezdirirlerdi bizi o zamanlar. Öyle bir şey geldi aklıma. Peki dönelim bakalım çocuklarla bir arada olacak. Kıyafeti uygun mudur? Ayşe Nur'la başlayalım. Pantolon ve ayakkabın bacağını boyunu kesmiş. Ayakkabın hoş durmuyor. İçindeki tişörtle ceketin yakışmış. Çantanı beğenmedim. Saçını beğenmedim. O kadar. Tuğçe? Ben de ayakkabıyla paltonun evet kestiği için onu çok beğenmedim. Çantanı çok beğendim. Kemerin de çok güzel. Ceketin de güzel olmuş. Güzel buldum. Sadece ayakkabını beğenmedim ben senin. Teşekkür ederim. Nur? Kemerini, pantolonunu çok beğendim ben de. Yani bir silüet olarak çok güzel gözüküyorsun. Belki ayakkabın değişik olabilirdi. Hani ben bileğindeki o bandı iptal etseydin belki daha hoş durabilirdi. Ama onun dışında gayet hoş gözüküyorsun. Ben normalde sade siyah stiletto giyecektim. Dün buraya çıktığımda... Nur Hanım şey demişti bana,
hani altında bir cin olsaydı daha iyi olurdu dedi. Ben dedim cinin altına bir bu ayakkabıyı bir kere daha kullanayım diye düşündüm. O yüzden fikrimi değiştirdim. Normalde benim tercihim sade siyah stiletto giyecektim. Belki de olmuştur doğrusu. Burada ayakkabı bilekli olunca ve kemer çantadaki şu detay olunca da hiç takı kullanmak istemedim. Bu kadar. Peki yani bilerek aslında dünkü ayakkabının aynısını giydin, doğru mu? Bilerek giydim, evet. Kimse bunun altını çizmedi ama büyük ihtimalle söyleyeceklerdir. Dikkatini çekmemeleri çok normal çünkü bana söylenmişti orada. Normal. Peki o zaman seni jürinin karşısına alıyorum. Bol şans. Teşekkürler. Hoş geldin Gizem. Hoş buldum. Nasılsın bugün sen? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz böyle öyle, öyle şöyle böyle. Sizin etkileniyoruz durumları. Sizin o şey küprün karşı tarafta. Etkiliyor bize nasıl olsa. Biz de çok etkileniyoruz birbirimizden. Sen ne diyorsun o durumda? Nur ve Ayşegül. Ayşegül. Ya ben Ayşegül'e hep söylüyorum. Bence Nur'la ilgili hani konuşma diyorum. Nur bundan sonra artık tarzı var ya da yok. Yani tarzı varsa ön plana çıksın. Tarzı yoksa da tarzı olmadığı için zaten geri plana geçecek. Buna hani izin ver diyorum ama hani Ayşegül en başından beridir aynı. Bir şey düşünüyorsa söylemeden edemiyor. Kendine tutamıyor. Durduramıyoruz onu. Ama ben hep aynı, hep Ayşegül'ün yüzü. Ben hep konuşmasan iyi, konuşmasan hani en azından Nur'la ilgili konuşmasan da bu onun yanlış olduğu için değil. Doğruluğunu, yanlışlığını tartışmıyorum. Nur'la Ayşegül birbiriyle o kadar çok konuştu ki hani bence konuşma artık dedim. Ama kendi tercihi. Saygı duyarım ben. Evet, ben de geçen hafta biliyorsunuz galada bir etkilendim, ağlama bile başladım. Evet. Şovda o kadar etkilendim ki ve biliyorum kendini çok yanlış anlatıyor artık. Kendine çok yanlış resim çiziyor. Kendine ilgi ve kendine şey yapıyor. Bitiriyorsun kendini. Ben o kadar söyleyebilirim sana. Yani artık o şey Nur kafada sil bence de. Benim tavsiyem Nur, kendi tek başına kadın, sen tek başına kadınsın. Artık birbirine girmeyin. Onun kafasında iki tane Nur var. Biri ben, biri o. Benimkisi sevgi, onunkisi nefret olsun. Artık onu da çözelim, bitirelim. İnşallah en iyi arkadaş olursunuz en yakın zamanda. Ay canım inşallah. Canım benim. Evet, pantolon, kot sana çok yakışıyor. Tişörtünü giydin, sevdim. Siyah sütyen giymişsin altında, güzel ceketini giydin, bayıldım. Üstüne biraz koları yukarıda çekebilirdin. Ayakkabında butiler olsa daha iyi olabilir. Çünkü kes yani çok böyle parça parça görüyorum. Ten, deri, ten, sonra şey kıvırma kotun falan. Butiler olsa daha iyi olur. Ama butun kombin olarak beğendim, sevdim. Bu senin tarzın, spor şık. Teşekkür. Ha, çözdüm sonuçta. Spor şık tarz senin tarzın. Kemal Bey hani çok pantolon kullanmayın, çok sade. Ben haftada bir gün giymek istiyorum. Sebebi de en çok kullandığım şey bu. Bunu çok da akışıyor. Elimden geldiğince cini doğru kombinleyerek karşınıza gelmeye çalışıyorum. O yüzden haftada bir gün kullanmak istiyorum. Ben sana pantolon giyme mi dedim, hatırlamıyorum. Asla demediniz. Ha. Sade olmuşsun dediniz. Hayır, yani sade olduğun zaman sade olmuşsundur tabii diyorum. Ki. Kafan karıştığı zaman kafan karışmıştır diyorum. Ben mesela bugün çok yakın 3 kişi aynı kombini yapmış bugün. Bu tarz ve ben en çok 3'ün arasında seninkini beğendim. Teşekkür ederim. Evet, ayakkabıların çok yanlış. Göbeğin yine açık. O tam şu hizada kalsın. Ama ya jean sana yakışıyor, jean pantolon. Çok. Ve takdir ediyorum, her şeye rağmen bu kadar bizim karşımıza neşeli ve güler yüzlü geldin. Teşekkür evet. ediyorum. Ben teşekkür Çünkü ederim. Çünkü güzelsin, o zaman çok daha güzel oluyorsun. Çok teşekkür ederim. Nurella. Gizem. Efendim. Ben konuşamıyorum artık. Ben de ayakkabılarını istemedim ama şöyle bir baktığımda çok tatlı, hoş, uzun bacaklı bir kız görüyorum karşımda. O bizim Gizem mi acaba? Oh, sen yok musun sen? Evet, o sensin canım benim. Ben de bugün içimi karartanlardan bir tanesi de sensin ama sen en iyilerisin. Zaten arkadaşlarım söyledi bence benim söyleyeceklerim. Onunla açmaya çalıştım ben bugün. Gülerek açmaya çalıştım o karanlığı. Hepiniz gülün. İçten güzelden dışarıda asılıyor zaten. Gülün.
Başka ne diyecektim? Tamam, bu kadar. Teşekkürler. Kararları alalım. Oh. Bu arada Uyku senin ayakkabı yıkılıyor. O topları, o şey. Sonra bana adres ver. Beğendim canım. Teşekkür ederim. Gizem Tars. Teşekkürler. Kemal. Kaptan Yıldızı. Teşekkür ederim. Nurella. Kuşlardan haber var mı? Ay yok. Kuşlarımı da kıskanıyorlar. Tamam. Beni de kıskanıyorlar. Kıskanırım kuş seni. Yok. Kuş yok. Kuş nur çıktığı zaman ya ölecek ya çıkacak. Ayşegül'ü düşünürüm kuşta, dur bakayım. Ah Ayşegül, Teşekkürler. Tebrik ediyorum Gizemciğim. Teşekkür ederim. Yerine geçebilirsin. Birini çağırabilir miyim? Ayşenur. Ayşenur'u. Gelir misin? Seni alabilir miyim? İçimden öyle geldi. Biliyorsunuz duygularımla yaşıyorum. Olur. Ben seni buraya niye çağırdım biliyor musun? Orada kötü olduğunu hissettim. Buraya çağırdım, biraz açılasın, enerji vermek aynen için. Öyle. Bir de o olaydan sonra, Ayşegül olayından sonra senin olayında biraz vicdan azabı çektim. Şöyle ki, o kadar laflar söyledim canım benim. Küçücük geldi, o da bana dedi ki bir şeyler küçücük söyledi. Onun için çağırdım. Hadi ayıl ama bak. Tamam. Uyan canım? Canım, uyan ve gül. Uykuda mısın? Hadi şarkı, şarkı lütfen. Sevgili ve bir tane dans. Bir dans. Uyan hadi da gel. Hadi.